Mektup meselesinde Türkiye'deki diplomatik teamüllere göre bakar, bakacak olursak, e, mektup meselesine ülke yönetenlerin çok sert tepki vermesi beklenirdi. Ancak burada böyle bir şey olmadı. E, en sonunda da takdim edildiği söylendi. Bunun ne anlama geldiği belli değil. E, kamuoyunun karşısında da bu konuya dikkat çekilmemiş olduğu da ayrı bir husus. Yani mektup. İade edilmiş gibi yapıldı. Ee, Trump'ın böyle bir şeyden e, çok da fazla haberi ya da haberi varsa bile umurunda olmadığını da anladık. Tabii burada e, bir de gazeteci, gazeteciymiş gibi olanlar da var. E, o da çok acı bir durum tabii ki. Trump'ın bir soru üzerine soruyu soran kişiye e, siz gazeteci misiniz e, yoksa e, devlet Türkiye için devlet için mi? Çalışıyorsunuz deyip soruya cevap vermediğini gördük çünkü soru aslında zor bir soruydu, mazlum abdi sorusuydu ama e, sorunun soruluş şekli bunun bir gazeteci merakı değil de bir e, devlet adına, Türkiye Cumhuriyeti devleti adına başkana bir şey söyletmek amaçlı olduğu düşüncesiyle e, Trump e, orada bu cevabı verdi ve e, mazlum abdiye sahip çıktığını da gördük. Dolayısıyla e, bir Kürt meselesinde anlaşmış gibi yaptılar. Ama bir anlaşmanın olmadığı anlaşılıyor. Türkiye'nin siyasi e, belgelerine dayanarak e, mazlum abdiyi e, Öcalan'ın manevi evlatı olarak falan takdim etmesine rağmen, terörist olarak e, takdim etmesine rağmen bunu karşılığı alınmadı. Ama Kürt sorununda anlaşmış gibi yaptılar. Trump Türkiye'de Kürtlerin mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan da e, kendisinin 50 milletvekili, Kürt milletvekili olduğunu söyledi. Bu aslında Erdoğan için yeni bir şey değil. E, bizzat Washington'da izlediğim e, Erdoğan'ın katıldığı faaliyetlerden çoğunda, zamanında başbakanken özellikle e, bunu yine vurgulardı. Kürt meselesiyle ilgili soru sorulduğu zaman, o zaman hatta şey derdi, benim partimde daha çok Kürt milletvekili var derdi. Bu sefer daha çok demiyor ama 50 milletvekili olduğunu söyledi. Bu da Türkiye'de Kürt sorunu yokmuş gibi yapıldı.